Umut biliyorsunuz e, Türk sanat müziğine çok sevilen bir evet. sanatçı. Çok evet. e, güzel şarkıları olan, güzelliğiyle de mest eden bir e, evet. kadın sanatçı. Ama son günlerde çıkışlarıyla da gündeme geliyor. Özellikle kadınlara yönelik. Daha önce de yayınımızı almıştık Hı -hı. biliyorsun. Evet. E, yine kadınlara yönelik eleştirileri vardı. Yani dekolte giyinmesi, bu kadar açıklıkları, sahnedeki Hı -hı. söylemlerini eleştirmişti Umut Akgürek. Şimdi ise estetik konusuyla gündemde. Umutak ve hadisenin bir paylaşımı sonrası bu ikili karşı karşıya gelmiş. Önce görüntülerimiz var, ardından yorumlarımız. Sosyal medya bu tartışmayı konuştu. Hadise mi estetik güzeli, Umutak Akgürek mi? Hadisenin dansı ile ilgili bir paylaşımın altına yorum yapan Umutak Akgürek hadise hayranlarını karşısına aldı hayranları hadisenin doğal güzel olduğunu savundu. Umut Akgürek kahkahayı patlattı. Bu tartışmanın ardından iki ünlü isminde estetikli ve estetiksiz halleri gündem oldu. Kim daha doğal güzel? Kim daha estetikli? İşte detaylar. Bir tarafta Mehmet Dinçerlerle olaylı bir şekilde boşanan hadise, bir diğer tarafta Türk sanat müziği yapan Umut Akkürek. İkisi her ne kadar çok farklı müzik türleriyle uğraşsa da onları buluşturan bir ortak nokta var. Estetik. Hadisenin şöhreti yakaladığı ilk yıllardaki haliyle şimdiki halleri hep kıyaslandı. Bir dönem çenesine, bir dönem kalçasına ve zaman zaman yüzüne estetik işlemler yaptırdığı konuşulan hadise değişimiyle sosyal medyada olay oluyor. Geçelim Umut Akgüre'ye. Akgüre de tıpkı hadise gibi estetik yaptıran isimlerden. Hatta Akgüre'nin bir dönem yaptırdığı estetikler sebebiyle Angelina Jolie'ye benzemeye çalıştığı söylenmişti. Son haliyle değişimi gözler önüne serilen Akgüre geçtiğimiz gün hadisenin bir haberinin altında hadise hayranlarıyla polemiğe girdi icra sanat eğiliyorlar. Ah ah! Hadise doğal güzel, Umut Akgürek estetikli güzel. Aradaki fark işte. Hiç güleceğim yoktu. Sizce kim daha çok estetikli? Sizce kim haklı? Hadise mi? Umut Akgürek mi? ya izleyiciler de nasıl karıştırıyor hemen <laughs> fake hesaplardan. Ya. O daha güzel. Yok bu bundan daha güzel. O daha az estetikli. Bu daha doğal güzel. Şimdi de böyle bir şey başladı. Yani şimdi, estetik yaptırmayınca doğal güzel oluyorsun algısı. İşte estetik yaptırdığında o güzel değil. Aslında çirkin de estetikle güzelleşmiş bir şey, gibi bir algı yaratılmaya Ben sana çalışıyor. bir şey söyleyeyim. İşin ne biliyor musun? Senin kumaşın güzeldiyse ne yaptırırsan yap güzelleşemezsin. Ne yap, yaptırmazsan da ...hani yanlış söyledim. Eğer bir insanın kumaşı güzelse, güzelse ne yaptırırsa yaptırsın daha da güzelleşiyor. Daha da güzelleşiyor. Evet. Eğer kumaşı güzel değilse yaptırdıkça zaten kötüleşiyor. Ay, ne Bunlar yaparsa ne, yapsın olmuyor. olmuyor. yani. Olmuyor. <laughs> Öyle çok var. Olmuyor. Onu da görüyoruz zaten. Şimdi benim anlayamadığım konu yani hadiseyle Umut Akyürek bu konuda karşı karşıya getirmek ne mana? Onu anlayamadım. Yani onu çözemedim. Hmm. ...hadise tabii ki e, Elbe ay burada da çok kötü hadise ya. Ay, o kaş <laughs> Estetik zaten. hiç yok. Kaçının da acaba bu? Şimdi bak burun yoktu. şimdi hayatım yüz. tabii ki ilk çıktı. İlk zamanları ama. Hayatım ay, hepimizi, hepimizin öyle şimdi ilk Şimdi o çık... zaman ince kaşlar modaydı ama Pınar. <laughs> hayatım şimdi hepimizin ilk çıktığı yıllarla Evet. E, gelişen Yıllar arasında tabii ki kendimizi geliştirdiğimiz, e büyüdük hoca, kadın e ifademizin artık. değiştiği, evet. teknolojinin de getirdiği tabii. rahatlık <laughs> ve o teknolojik estetik şeylerin de bize evet. sunmuş olduğu güzelliklerle tabii ki kendimizi keşfettiğimiz bir süreç, tanıdığımız bir süreç ve sonuçta oturan bir sürecimiz oluyor. Bu hepimiz için yani bir serüven yani hayat da bir serüven. Sadece insanların estetik olarak hayatlarına bir şey katmıyorlar ki katıyorsun ama bilgi olarak da katıyorsun, düşünce olarak da katıyorsun. Ne bileyim e, seçimlerinde de değişimler oluyor. Yani hayat zaten bir değişim sürecidir. Yani zaten olduğunuz gibi kalırsanız bir sorun var. Ama Tabii. dediğim gibi ben burada e, şimdi Umut Akyürek'le hadisinin hani bu konuda karşı karşıya gelmesinin bir manasını göremedim açıkçası. Umut Akyürek de süreç içerisinde... Abartılı estetik yaptığı konuşuluyor Umut Akgürek'in. E, e, İzleyici yorumları bu yönde. Umu, Umut... Ancelina Jolie'ye kendi benzetmek için şimdi estetik yaptırmak. Birine deniyor. benzemek için estetik yaptırmakla kendi doğal güzelliğinin akışında küçük dokunuşları yaptırmak arasındaki tabii ki farkı var. Var. Aynen Şimdi aynen. eğer ki Umut, Umut da çok güzel bir kadındır yani. Hem sesi güzel hem fiziği de güzel bir kadın. Ama Umut da ben şunu gördüm. E, geçmiş yıllarda bir Ancelo Jolie hayranlığı hmm. var kendisinde ve ona benzetmek adına e, bazı girişimler yaptığını da biliyorum. Çünkü seviyor. Hmm. Ama işte bu ne kadar doğru. Çünkü hepimiz başka bir kimliğiz. Başka bir kişiliğiz başka bir yüzüz evet. şimdi ben kalkıp kime benzeyim mesela kime Jennifer Lopez'e benze, benzemeye çalışayım diyeyim ya var ya olurum herhalde bir hikat garibesi çünkü o Jennifer Lopez'e özel bir şey yani o Pınar Lopez. Ben Lopez. <laughs> <laughs> Pınar Lopez. Vallahi Lope... Ama bir havan var. Aşkım, bir ağzıman var bak. Şimdi bir dakika Lopez'ten Lopez'e geçtik. <laughs> haklısın. Eskiden Lopez'tik. Bana da Kim Kardashian'a benziyorsun diyorlar mesela sürekli. Yani i̇şte o da esmerliğim işte yüz hatlarım falan. E, ama yine de sen, olabilir. Hatlarımız benzeyebilir. Olabilir, i̇fade benzerliğin de olabilir. Şöyle evet. bir baktığın zaman evet benzetiyor muyum? Ben de benzetiyorum. Aslı onlar normalde biliyorsun. Evet. evet. Salt ona benzeyeceğim diye de sen kalkıp da şekilden şekile sokarsan kendini vallahi evet. önce beni görürsün karşında mesela evet. yani. Bu doğru değil. Bu hareketler doğru değil. Şimdi ben biraz unutak yürekte onu gör, görüyorum. Hmm. Var. O şey hani Jennifer şey Angela Jolie'ye benzemek için yapmış olduğu bazı şeyler var. Hmm. Mesela dudaklarını inanılmaz şişirtti. Hmm. Yani elmacık kemiklerini inanılmaz ortaya çıkardı. Yani her şeyin aşırısı aşırı yapıldığında kötü. yaşı çok büyük gösteriyor estetik ya çok ince bir çizgisi var sanki bir milim daha fazla yapılsa. Evet. 10 yaş arttırıyor estetik. Öyle de bir durumu var. hem yanaklarım bir ara ben çok seviyordum. Bir şu şey... şey şuraları dolduruyordum falan. Şu an o kadar tiksiniyorum ki bir şey yok. hepsini erittirdim. İstemiyorum İstem yüzümde evet. o ablaklık, o patates suratı istemiyorum artık. Evet. evet. Bir süre sonra insanın kendinin istemesi gerekiyor. Şunu demen lazım. Bana bu yakışmıyor. Evet. Bu ben değilim. Ama ama kendini bir de arkadaşlarına bak bir şey söyleyeyim mi? Yanınızdaki dostunuza inandığınız arkadaşlarınıza çok gerçekten inanıyorsanız sözünü dinleyin. Bazı arkadaşlar da öyle insanlı, öyle bir şey yapıyor. Doldur hayatım, doldur, yap, doldur yap diyor. <laughs> yap 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 diyor. Sakın bunlara kulak Kötülüğünü asmayın istiyor. He. Var ya her arkadaşla seni seviyor değildir ha söyleyeyim bak. Gerçekten, hele kadın kadına, hele kadın kadına gerçekten inandığınız insanların lafını dikkate alın. Mesela ben sana ilk günden beri ne diyorum? Allah aşkına yaptırma bir daha diye. yaptırma diyorum. Çünkü neden biliyor musun? Vallahi o kadar güzeldir hiçbir şey yaptırmıyorum. O kadar artık. güzel minyon bir yüzün var ki evet. kendine ihanet ediyorsun onları yap. Sen zaten evet. çok güzel bir kadınsın. Bir de ekran daha da yakın çekiyor yüz Oluyor 5 kat büyüklük yani. sen ekran Tabii. yüzüsün. Evet. Sen ne kadar minyon olursan bak ben zayıfladıkça mesela biraz şu ara gerçi kendimi biraz yorgun ama ben hissediyorum ama ama ekrana çıkan ya da sahne alan ya da medya görsel sanatlarla ilgilenen insanların bu tip kendiyle oynamalarına karşı ya, değilim. değil. Tabii Sonuç ki. olarak her zaman iyi ve hoş gözükmen lazım izleyicine. Bu bir gerçek. Denilmek. De bugün 20 yaşında öğrenci de dudağına dolgu yaptırıyor falan. Tabii, Baktığın zaman tabii. yani artık iş o noktalara geldi, geldi. estetik boyutunda. Yani eskiden daha farklıydı. Hani 30 yaşından sonra estetik yaptır, daha yaptırma denilirdi. Şimdi 20 yaşındaki kızlar 50 bin bakımdan geçiyor yani. Ama bir şey söyleyeyim mi? O 20 yaşındaki kızların yaptırdığı estetikler, o kadar üzülüyorum ki neden biliyor evet. musun? Kendilerini, kendi yaşlarını yaşayamıyorlar. Ya bir müsaade edin. Çünkü daha değişecekler, değişecekler değil mi? Hatları değişecek tabii daha. Tabii ki ya bakın evet. e, şunu söylemek istiyorum. Ben doğum yaptıktan sonra ayaklarım büyüdü, gözlerim büyüdü. ...doğum yaptıktan sonra... Ki ...yani kendinize... Yani. ...tabii yani, bakın o, o, eliniz ayağınız lazım. aynen ...Allah'ın takdiri olsana yani... ...şimdi 19 yaşında evet. bir genç kızımız... ...ay göğüslerim küçük silikon taktıracağım... ...dediği zaman sakın diyorum sen dur... ...doğal sürecinde zaten onlar gelişiminde... ...yani sen geliştikçe onlar da gelişiyor... Ya, ...kadın bir müsaade gözükeceksin... ...zamanı aynen. var yani... ...sevgili çocuklar bir kendinize müsaade edin... ...edin büyümenize... ...o yaşınızın tadını çıkarın... ...yani o makyaj yapmamanın tadını çıkarın... çünkü Zaten bakın bizim yaşlarımıza gel, geleceksiniz ve yapacaksınız. Evet. Ama biz geriye dönemiyoruz ki zaten ilerliyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani ileriki zamanda yapacağınız şeyleri şimdiden yapmaya başlarsanız 30'lu yaşlarda i̇şte 60 yaşında, yaşında gözüken evet. gençler görüyorum ben. Ben şimdi artık kızlarda yaş tahmini yapamıyorum ya. Mesela evet. kaç yaşındayım sence diyor. Bilmiyorum diyorum yüze bakıyorum yüzde bir ton operasyon var. Helal de diyorum otuz yaş üstü falandır hani bunları yaptırdığına evet. göre. Çünkü hani sonra bana diyor ki 22 yaşındayım diyor. Bir şey de diyemiyorum ama üzmek de istemiyorum ama hani arada kalıyorum. Yani o yaşın duruluğu o yaşın freşliği yok ki gitmiş yani. Tamamen kadınsı hatlara bürünülmüş. Bu da sosyal medya yüzünden ya, işte. Ya. Kızlara diretiyorlar bir kusursuz güzellik algısı. Ya. Yani bu makyajı yapacaksın, dudağın bu büyüklükte olacak, yanakların böyle gözükecek, göğüslerin kesinlikle büyük olacak, kalçan böyle gözükecek diye bir Bakın, algı yaratıldı. Evet. Dünya genelinde şimdi bu böyle. Eskiden, Ve estetiğe, ya yemiyor içmiyorlar, estetiğe para için. Şimdi bak bu algı ilk başta nasıl yani, yaratıldı biliyor musun? Eskiden Barbie bebekler vardı, hala da vardır. Eskiden evet. diyorum. Şimdi bu Barbie bebekler çocuklarımıza e, benim... Kızımı psikoloğa götürdüğünde bana psikolog söyledi bunu. Pınar Hanım dedi evde ne kadar bar bir bebek varsa hepsini kaldırın, atın. Hmm. Çünkü o Barbie bebek kusursuzluk o çocuğun Tabii. kendini beğenmemesini veya onun gibi olma algısı yaratıyormuş evet. biliyor musun? Yani biz ebeveynlerin yani çocuk sahibi olan kadınların da bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani kız çocuklarını Barbie bebekle büyütmeyin ya alın bak bak alın tavşan alın onu alın anlatabiliyor muyum? O Barbie bebek kusursuzluk algısı daha çocukken veriliyor bizlere. Tabii, hep onun gibi gözük ben. Tabii lazım. ki ya bir Barbie bebek İmoji algısı veriyorum. yok mu? Mesela Bar biz birini gördüğümüz zaman ay demiyor muyuz? Ay Barbie bebek gibi kız kıza evet. bak. İşte evet. bu algı çocukluktan yaratılıyor biz kadınlara. Evet. O, o klasik görüntü algısından çıkmamız lazım. Çıkmamız lazım. lazım. Yani o, o, o olmazsa çünkü çünkü herkes, herkes artık aynı gözüküyor. Herkesin kendine aynen, özgü bir güzelliği, herkesin aynen kendine öyle. özgü bir ışıltısı ve parıltısı vardır. Evet, kendince o auranızı ortaya çıkartın. Evet. En güzel Enerjimizi... güzellik de kalp güzelliğidir. Kesinlikle katılıyorum. E peki...